Ey yavrum, Şahım Erdoğan, Destur, ey mübarek, aman arslanım, arslanlardan yürüyen arslan olur, eşeklerden yürüyen eşek olur. Şerefli insanlarla yürüyen şeref bulur. Şerefsiz insanlarla yürüyen şerefsiz kalır. Ey Rabbimiz! O Habib-i Ekrem'in hürmetine bize şerefli hayat nasip eyle. Cuma günü bugün Yevmül Cuma günü günlerin en şereflisi, mahlukatın en şereflisi insandır. İnsana en şerefli günün Cenab-ı Mevla ikram edilmiş. Sen ey insan, dinle, buyur ey Şah-ı Merdan. Bilesin ki, mahlukatın efendisi sizsiniz. Şerefli basını Cenab-ı Allah size giydirdi. Ne istersin? Buyur ey Şah-ı Merdan, yaranınız size hayran. Duyalım, doyalım, öğrenelim. Kıymetimiz yüce olsun. Allah-u Zülcelal zaten bize en yüksek hayatı nasip kılmıştır. Buyur ey Şah-ı Merdan, anlayalım. Yedi günün yedi şeref elbisesi vardır. Yedi günün içerisinde en şerefli libası, elbiseyi Cuma gününe giydirdi. Dünyada da ahirette de uyanalım. Ey insan, dinle Şah-ı Merdan'a yaranına neler söylüyorum. Hayrın bir bahri ummandır. Hududu olmayan bir ummandır ilim. Elhamdülillah. Bize Şah-ı Merdan'ın mübarek lisanından, mübarek sözlerinden bize şeref libası giydirsinler. Bugün cumadır. Müminlere bayramdır. Yer gök ehlinin azamet libası giydirildiği gündür. O melekut aleminde Ademoğluna öyle bir iftihar libası giydirilir ki eşi benendiği yoktur. Buyur ey Şah-ı Merdan. İlminize insi cin hayran. Maşallahü kevân ve mâlem yeşâlem yekûn.
kuvvet ve taat ziyade olsun isteriz ki Rabbimizin bize giydirdiği ubudiyet libası, en şerefli elbise bize yakışsın. Çoğuna yakışmıyor. Eşeklere ubudiyet libası yakışmaz. Buyur ey Şahımardan. Ubudiyet, kulluk, şerefi Ademoğluna giydirilmiştir. İnsana giydirildi. Buyurun, dinleyin ey yaram Şah-ı Merdan. Nefesimiz kuvvetlensin. Aşk-ı şevkimiz artsın. Bu dünyada 3 gün, 5 gün yaşayıp kabrin içerisinde kokmuş ceset olmayalım. Kabrimiz cennet bahçelerinden olsun. Arpa samanın verdiği hayvanı yürütmez. Arpa saman hayvanı yürütmez. İnsanı da yediği yürütmez. Ona giydirilmiş olan insanlık iftihar libası var. Onun sebebiyle biz ayaktayız. O şerefi öğreteceksin. Öğreteceksin. Destur ey Ricar Allah, ey Şah-ı Merdan. Diyelim öyleyse, Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel, en büyük şeref. Ahir zaman nebisine endirilmiş olan, daha önce endirildi de Seba Belkesi Belkıs o sözü işitti ki Name-i Şerife geldi. Süleyman Nebi'den Ala Nebine Aleyhisselatü Vesselam. İnsü cin emrine tabi. Süleyman Peygamber. Cenab-ı Hakk'ın azametinin sureti kendisine verilmiş olan Nebi. Azamet giyen, azamet libası giydirilen, azamet elbisesi giydirilen Süleyman Peygamber. Ey mübarek Peygamber! Süleyman Peygamber'e Rabbisi şeref libası giydirdi. Onun şerefinin azametinden İnsü cin secdeye kapandı. Dinle ey Ademoğlu. Gazete okuma. Roman okuma. Kur'an-ı Kerim oku. Öğretin bile nadan insanlar. Kur'an-ı Kerim öğretin çocuklara. Dünyanız gül gülistan olsun. Değilse cehennem olur. Diyelim. Bismillahirrahmanirrahim.
Habibin ümmetlerine verildi. O Besmele-i Şerife, ondaki kuvvet, Şeyh Mehmet, ondaki kuvvet, azamet, Cibril-i Emin aleyhissalatü vesselam ile gökyüzünde dolaşırken bir yer gördü, bir kapı gördü ki emsalini bilemezsin. Kapı kapalı. Bu kapı açılmaz mı dedi. Ahir zaman nebisi, Allah'ın sevgilisi, insü cinnin sultanı. Efendim, Cebrail'e dedi bu kapı açılmaz mı? Kapalıdır dediler. Açılmaz mı? Açılır. Açılır. Bu kapının açılmasını isterim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Anahtarı nerede? Anahtarı bizden beraber bulunan şerefli varlığınız sizin içindir. Anahtarı bu. Bismillahirrahmanirrahim'dir. De açılsın. Azamete bak. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz dedi, anahtarı sizdedir. Azametli kapı. Arkasında ne var? Açın görünüz. Neyle açayım? Sizin elinizdedir. Deyiniz Bismillahirrahmanirrahim. Açıldı. O kapıyı kim açar? Anahtarı kimde? Anahtarı sizdedir. Nedir anahtarı? Görmek isterim. Söyle ey Habib, Bismillahirrahmanirrahim. Azametli kapı açıldı. Bir azametli alem zuhur etti. Baktı aleyhissalatü vesselam. Besmele-i Şerife, Bismillahirrahmanirrahim dediği vakit açılan alem. Allahu Ekberul Ekber. Onun manzarası, ondaki heybet tarif olunmaz. Cibril Emin söyledi. Bak ey Habib, gör, seyreyle. Sizin içindir bu. Kapı, ümmetleriniz buradan girsin diye. De, Bismillahirrahmanirrahim. Açıldı. O azametli kapı açıldı. Bir azametli alem çıktı meydana. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O Allah-u Zülcelal'in Ademoğluna giydirdiği elbise, onun güzelliği hiçbir yerde yoktu, olamaz. Giydirilmiş gördü. Aleyhisselam. Neler varmış bu dünyada? Neler varmış?
neleri öğretiyor? Kur'an-ı Azimüşşan. Keşke anadan doğduğumuz günden Elif B'ye başlasaydık. Yazıklar olsun bu nadan insanlara ki çocuk doğarken Bismillahirrahmanirrahim deyip doğduğunu duysalardı. Hayata gelen mevlud kalbi çalışmaya başlar. Neyle? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O yumruk kadar kalp çalışmaz. Hekimler bakar ne zaman olamaz. Bir anında başlar çocuğun kalbi anasının karnında Bismillahirrahmanirrahim demeye. Bu hekimler çok onu araştırıyor ne zaman, ne zaman. Gökyüzünden mübarek ruhu Ademoğlunun geldiği anında başlar kalp atmaya. Kalp atıyor dediği ruhlar aleminden o çocuğun canı geliyor. Alıştır bunları bu insanlara. Lakin şeytan bu insanlara her şeyi unutturdu. Allah şerrinden bizi saklasın. Ey Rabbimiz, biz şerefli hayat için yaratıldık. Sen bize bildirdin. Şahımerdan söyler. Bizim varlığımız Allah içindir. Vakti geldi mi göğsündeki yumruk kadar bir parça başlıyor Allah, 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 Allah canlanıyor. Alıştır bunları insanoğluna. İnsanoğlu bilsin hem kendi şerefini hem nasıl olduğunu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanoğluna şerefli libas giydirdi. O libasla görünür kainatta insan. Ya muhavvül el havli vel ahval. Havvül halena ila ahseni hal. Ey bir hali bir halden bir hale döndüren. Rabbimiz bize öyle bir kapı açılsın ki biz şerefimizi tanıyalım. Şerefin seni Allah dediği anında bilir çocuk anasının karnında. Şeytanı çatlatan budur. Buyur ey Şah-ı Merdan. Sözleriniz aleme hayran. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Değerim öyleyse Bismillahirrahmanirrahim. Gücümüz artsın. Şerefimiz artsın.
iftiharımız artsın. Değilse insan cehalet küpünün içindedir, pisliktedir. İsteriz biz Rabbimizin bizi yarattığını bilelim, söyleyelim, diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Şeref burada. Bu şerefi bırakıyor insanoğlu da fışkının arkasına düşüyor. Burası senin yerin saraydır. Sultanın sarayıdır. Sen neye ahırın arkasına düşersin? Ne var? Ahırda ne bulursun? Ahırda arpa saman bulursun. Bırak onu. Sultanın sarayında neler var? Sultansız mı bu alem? Söylesin Tevrat ehli, İncil ehli, Zebur ehli, 100 binin 4000 peygamber söylesin. Bu insanın yeri burası mı? Yazıklar olsun. Bunu öğretemediler. Ve insan gübre fışkının içerisine düşmüş. Araştırıyor. Fışkın içinde ne ararsın? Gönlümüz genişlesin. İnsanlığımızın iftiharıyla dirilelim. Birbirimizle uğraşmayalım. Her insana verilmiş olan şeref vardır. Her insana taksis olan saraylar vardır. Ey Rabbimiz, biz zayıf kaldık, cahil kaldık. Buyur ey Şah-ı Merdan, sizindir bu meydan. Yaranınız size hayran. Allah Allah. Öğrenecek şeyi öğretemiyoruz insanoğluna. Bütün peygamberler onun için geldi. İnsana insanlığının tarifini, tabirini yapmak için geldi. Hoca İsa Nebi o tarifi getirdi de havariler daha sordu. Senin Rabbin bize sofra indirir mi? İşte Hristiyan alemine söylüyorum. Papa da söylüyorum. Havarilerin istediği Hoca Nebi İsa Nebi'den bir sini yemek mi istediler onlar? Öğrettiği İsa Nebi'nin yemek miydi onlara? Ne verdi İsa havarilere? Kendileri de bilmez. Çan çalmayı öğretmedi. Hristiyan alemi her yeri çanla doldurmuşlar. Çanla ne mana var? İnsan boynunda çan taşıyan hayvan değildir. İnsanı insan yapabildin mi? Uyan! Ey Hristiyan alemi, uyanın. Görün hakikati.
İncil-i Şerif'te ne yazar? Görün, bilin, varsa çan çalasınız, çan başınıza düşsün. Hoca İsa dedi, havariler dedi ki, sofra isterim. Sofrayı ne yapacağız? Gökyüzünden enen sofra, zaten yukarıdan iniyor sana. Ne ister? Davan bu muydu senin? İsa Nebi bunu öğretti havarilere. Gökyüzünden maide yesin. Yiyelim. Bu değildi. Lakin kaybettiler. Söylesin pop. Havariler ne istedi? Havariler gökyüzünden üzerinde dünya nimetlerinden olan şey istemedi. Gökyüzünün maidesi var. Gökyüzünün sofrası var. Bundan isteriz dedi havariler. Değil 12 havari bir yerde oturup da gökyüzünden enen sofrayı beklesin. Yok. Onlar o sofrayı bekleyen adam değillerdir. İsa Nebi'nin havarileridir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahirrahmanirrahim de sana ey Hristiyanlar, ne zaman söyleyeceksiniz Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahirrahmanirrahim, ne zaman söyleyeceksin ey Hristiyan alemi? Hala çan çalarsınız. Çan çalmadı. Ne diyor İsa? Yok. Onun çağırdığını daha söyleyemiyorlar. Ki İsa ne diyor? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahirrahmanirrahim. Bunu söylediğini hala Hristiyan alemi söyleyemiyor. Söylersen ne olur Müslüman? Ben Müslüman oldum da Allah'ın kulu değil miyiz? Allah'ın tazim değil mi bu? Ne dersin bana? Siz Allahu Ekber dersiniz diye Müslümanlara kılıç çektiniz. Yazıklar olsun size ki koca bir peygamberin ümmetinize iddia edersiniz. Gel sana barışasın. Ey pop! Ve temsil ettiğin din sana harbı mı emretti yoksa sulhu mu emretti? Söyle. Söylesin pop. Gökyüzü insanlara birbirinizi öldürünüz. Kırınız, geçiriniz diye mi söyledi? Yoksa kunu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları. Ey Allah'ın kulları. Kardeş oğlumuz. Ben sizi yarattım. Birbirinize düşman olasınız diye değil. Rus diyor ki ben yakar yıkarım. Dinin ne? Hristiyan yalan söyler. Ey adama! Ne dersin? Yakar yıkarım. Bir Allah yakıp yıkmak için mi seni hanfeyledi? Söyle. Söylesenin poplarını söylesin.
top alsın kendilerini. Müslüman insandan değildir diyorlar. Vurun geçirin. Sonra ne yapalım? Vuralım, geçirelim. Ne basıyorlar bizim olsun. Dünyanın gözü petrolda. Ay yazıklar olsun. Söylesene ey pop. Dinimiz petrol dini değildir. Allah'ın dinidir dinimiz. Desene. Şimdi petrol mu dininiz sizin? Petrolun arkasında. Ey Rabbimiz. Azametinde nihayet olmayan Mevlam. Bir azamet libası giydirdi ahir zaman peygamberine. 7 yaşındaki Sabiye dedi, yıkacağım sizin küfrünüzü. Ta ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyesiniz. Demezseniz birbirinizi yiyeceksiniz. Petrolün içinde batacaksın. Kokmuş yeryüzünün derinliklerinde olan petrol. Bunun arkasında deli olacaksın. Dünya deli olmuş. Petrol delisi. Bir daha uranyum diyor. Altından kıymetli. Kavga edelim, Afrika'ya hücum ediyorlar. İnsan Nebi, uranyum arayasınız mı diye size tembih etti. Yoksa sizi yaratan Allah'ı bulasınız mı diye tembih etti. Ey ya Rabbi! Şeytan ne yaptı bu insanlara? Şeytan köpeği. İnsanları bu hale getirdi. İnsanların şerefini hazmedemedi. İnsanı kopmuş petrol kuyularının esiri yaptı. Dağı taşı gazıp uranyum dediği bir maden var, o da kokar. Bütün dünya oraya hücum ediyor. Buraya İnsan Nebi sizi uranyumun esiri yapmadı. Uranyumda ne var? Allah'a koşsanız da, Allah'a koşsanız da, uranyum madeni size ne verecek? Buraya sizi yaratan Allah'a koşunuz. Neye söylemiyor poplarınız topalasınca, papalarınız hepsi de söylemiyor, söylemediyor. Allah'ı unutan, uydurma din yapanların yolunu beğenen akılsız Araplar, Türkler, onlar da ayıplar olsun, yazıklar olsun. Rezil edecek kendilerini şeytan mahşer gününde. Rezil olma. Celil olan Allah'ın iftihar libası giydirdi. Bunlar olunuz. Sağlam durunuz. Ey Rabbimiz. Ey azametine nihayet olmayan Mevlamız. Bizi yolunu şaşarlardan etme ya Rabbi. Etmem der ama siz şeytana uyarsın. Afrika'da bir memleket uranyum madeni var diye bir taş için Mağrib'den, Maşrik'ten, Hint'ten, Çin'den
İnsanlar yığılmış oraya. Ne çıkaracaksınız? Uranyum. Başımıza düşsün. Ama sizi uranyum aramaya mı gönderdi? Bulsanız uranyumun sahibi kimdir? Yaratanı kimdir? O aklı size veren kimdir? Dinlemezsiniz. Dinletecektir. Dinletecektir. Allah bizi şeytanın şerrinden uzak eder. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bütün kainata söylettireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayıf kulum ama sivrisineğin de bir şeyi var. İnsanları süpürür götürür. Bizde de kuvveti vardır. İnsanın küfrünü, insana birin dinini meydana getirecek. İnsana birin getirdiğini meydana getirecek. Geliyor, gelecektir. Taşın arkasına düşme. Kokmuş betonun arkasına düşme. Rabbimiz Subhansın. Şeytanı mağlup edeceğiz. Elbette ki şeytanı ayağımızın altına alacağız. Biz müminler, inananlar alacağız. Başkaları şeytanı baş tacı ediyor. Biz şeytanı ayağımızın altına alacağız. Kuvvetimiz var. Değil bir dünya, yüz dünyayı. Elimize almaya kuvveti var İslam. Müslümanın var. Şeytana tapanın yoktur. Ey Rabbimiz, bu mübarek cuma günü bereketi üzerimize gelsin. Her kim ki senin kullarını ezer eder, öldürmek ister, yok etmek ister. Üzerlerine gökyüzünden askerinden yollasın Mevlamız. Bitirecektir onları. Müftehir ol. İftihar et. De ki Allah'ın kuluyum. Hristiyanlık. Dinine yeme içme oynama. Hristiyanlık bu mu be? Sokaklarda bağırasınız, çağırasınız, açız diyesiniz. Allah kimseye aç bırakmaz. Nedir bu rezillik? Kimin talimidir? Şeytanın. Şeytana dinle de İsa Nebi'ye dinle. Enbiyalar Sultanı'na dinle ey Müslümanlar. Kadınlar da kalkmış şimdi Müslümanların. Şüfer olacak diyor biz. Şüferlikle ne şeref var. Diyesinler ki filan evinin hanımı otomobil sürüyor. Aşağıya. Ne oldu? Şüfer oldu. Şüferlikte ne var? Ama kadınların aklı kısa. İlla billa araba süreci. Şüferlikte ne oldu be? Onun için endişe nakısatül akıl. Akılları kısadır. Sizin geliniz arabanın şoförlüğünü yapmak değildir. Sizin geliniz ey Müslüman emirlerin hanımları. Kur'an-ı Kerim bilirsin. Allah buyurur sizin hakkınızda. Estaizullah. Karne fi beyutekun. Bırak kime söyler Allah?
evlerinizde oturunuz der. Sen çıkarsın bana şoförlük lisansı ver. Araba süreyim. Bu araba sürmek Müslüman hanımına şerefi kazandırır. Şerefiniz ve karnefi büyütikun. Evinizde Rabbinize hizmet ediniz. Çocuklarınıza terbiye öğretiniz. Beylerinize hizmet edesiniz. Namusunuzu gözetesiniz. Bunu emreder. Araba süreceğim. Eğer var. Arabayı dört ayaklı hayvan da araba sürer. Ne? Nedir ya? Araba sürecek bir şeref olsaydı efendim hayvanlar da araba sürer. Şerefi var. Lakin o derecede Müslümanlıkla o derecede kaybolmuş. Söyleyeni yok. Çünkü kadınlarından korkmayan yok. Sultanların emirlerini de korkutmuş onlar. Ey Rabbimiz, bize sahip gönder. Şaşkına dönen Ademoğlu evladını toplayacak. Bize sahip gönder. Bize sultan gönder. Bize hükmü mağlipten başlığa giden sultan gönder ya Rabbi ya Allah. Ayak bakımı hükmediyor aleme. Dinleme baş baştır. Ayak ayaktır. Ayağı başın yerine getirirsen seni uçuruma atar. Ayak ayak olacaktır. Kademe sıdkın diyor. Kademe sıdkın. Ey müminler! Size emrim odur ki ayağınızı doğru basınız. Benim emrimin dışına çıkmayın. Emir, sultan, bey, paşanın hanımıyım diyerekten uğraşma. Sonra sana bir hastalık verir. Erkeği göremez olursun. Erkekler de sizden ikrah etmiş olur. Arabaya binip şoförlük yapmaya kalkma. Şoförlük şeref değil. Evine sultanlık yapmak odur şeref. Ey Rabbimiz! Bizi azdıran şeytanın hakkından gelecek bize sultan gönder Mevlam. Şükür Allah'a. Şükür gani Mevla'ya. Aklımız bozulmasın. Kalbimiz bozulmasın. Nur içerisine girelim. Nur isteyelim. Feltemisu nura. Çağıracaklar kıyamet gününde. Nur mu bize de nur olsun. Neye çağıracaksınız? Bakınız geriye. Nur bulasınız. Geriye döndüklerinde bir hisar çekilecek. Nuru göremeyecek o kadınlar kıyamet gününde. Nursuz kalacaklar. Bu nasihattır. Ümeraya, müluka, onların esiri olan hanımlarına. Ha. Hanımların esiri olanlara bu tembihdir. Kabul ettin, etmezsen, bana 5 kuruş gönderdiysen al 10 kuruş. Cuma günü bugün tertipten hazır ol. Rabbimizin mübarek günüdür. Edeb üzerine ol. Hanımların tarafında dur.
arabaya binip gösteriş yapma. O vakit nisa'u nakısatul akıl dedi. O kadınların hakkında geldi. Akılları kısadır. Onun için muhakemeleri yoktu. Muhakeme olacak. Ona sahiplik yapan sultanları, emirleri, beyleri, erkek ol, erkekliğini bil. Sen kadın ol, kadınlığını bil. Sen kulsun, kulluğunu bil. Değilse sopa hazırdır. Ey Rabbim, tüm ne varacağına ile. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Şükür Mevlamıza, bu cuma günümüz mübarek olsun. Hanımlarımız kendilerine malik olsunlar. Şereflerini gözetsinler. Değilse mahşer gününde şerefsizlerle haşrolurlar. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Erkeklerimizle tövbe edelim. Kadınlarımızla tövbe edelim. Feltebisü nura, nur arayalım. Fatiha. Bulalım nuru. Nur sahiplerinden. Fatiha.